Sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Bilgilen programımızla bu akşam da sizleri sağlıklı bilgilendirmeye devam ediyoruz efendim. Çok önemli bir konumuz var. Çok da önemli, çok da güzel bir konuğumuz var. Bugün kendisinden pek çok konuda, pek çok bilgiyi de alarak gideceğiz evlerimize diye düşünüyorum. Ama lütfen telefon numaramızı bir kenara not ediniz. Çünkü ilerleyen dakikalarda sizler de aramak isteyebilirsiniz. 0212 alan kodumuzda 659 56 96 telefon numaramız. Evet efendim, anemiyle başlayacağız. Eğer vaktimiz kalırsa şeker ve tansiyona da gireceğiz. Sizler de ekran başında bizleri dinleyeceksiniz. Konuğumuz kim? Avrasya Hospital'dan iç hastalıkları uzmanımız Doktor Ali Vardar, uzman doktorumuz bugün bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz konuya daldık böyle konuşmaya. Bir anda da yayına girdik. Ne kadar da güzel oldu. Ben bile bu arada pek çok şey öğrenmiş oldum sizden. Öncelikle anemiyle başlamak istiyorum. Anemi nedir ve neden olur? Anemi öncelikle bir teşhis değildir. Onu vurgulayalım. Çok kişi bu hatayı yapıyor maalesef. Evet. Benim anemim var. Sanki teşhis belli olmuş gibi söylüyorlar ama değil tabii ki. Peki buna neye dayanarak söylüyorlar? Anemi ateş gibi bir belirtidir. Evet. Bir semptomdur. Yani kan hücrelerin düşüklüğü. Daha çok al yuvarların eksikliği söz konusu bunda. Evet. Tabii ki anemi de diğer hücrelerde de eksiklik olabiliyor ama bizim en çok anemi diye vurguladığımız al yuvarlar, yani kandaki kırmızı hücrelerin eksikliği anemi demektir. Anemisi olan kişiyi aile hekimleri elinde tetkik kağıdı ile beraber uzmana gönderirler. Yani bizlere gönderirler. Evet. Biz araştırırız bu anemin sebebi nedir diye. Tabii öncelikle bu anemi ne tür bir anemi? İşte megaloblastik anemi var. Yani B12 vitamin eksik olmanın yaptığı anemi var. Getirdiği bir anemi en var. Çok hanımlarda rastlanan o aylık adetler sebebiyle, kanamalar sebebiyle demir eksikliği anemisi en çok. Bu her yaşta görülebilir. Bebekteki anemi de demir eksikliğine bağlı ama daha çok beslenmeye veya emilin bozukluğuna bağlı olabilir. İleriki yaşlarda da kanamaya bağlı veya vejeteryansa bunlarda B12 eksikliği olabilir. Veya protein eksik beslenen kişilerde de B12 ağırlıklı anemi olabilir. Yani anemi teşhis değildir. Bunu mutlaka sebebini araştırması lazım veya sebep ne olabilir diye doktoru düşünmesi gerekiyor. Ama tabii ki anemi rengi soluk olan kişinin mutlaka doktora görülmesi lazım. Bir yaş var mıdır? Hani işte şu yaşta başlar denilebilir mi anemi için? Demin dediğim gibi bu her yaşta görülebilir. Tabii biz hastanın yaşına göre hangi yaşta hangi anemiler var onu az çok tabii ki bilebiliyoruz biz. Çocukluk çağlarında 0-12 ay arasında genellikle demir ilacı verilir çocuklara. O ara çünkü sadece anne sütüyle beslendiği için demir içeriği az olabilir düşüncesiyle. Çünkü doğum, hamilelik sırasında hanımlar vitaminleri alıyorlar genelde ama anne olduktan sonra analık içgüdüsüyle, çocuğa bakma içgüdüsüyle ona eğildiği için kendini ihmal ediyor genellikle. O noktada bir devreye giriyoruz. Doğumdan sonra da diyoruz ki emdirdiğin süre içinde kendini ihmal etme. Beslenmeni ihmal etme, ilaçları ihmal etme. Zaten anemiler hamilelik sırasında ne tür bir anemi var onun biz zaten adını koyuyoruz. Ona göre önerilerimi söylüyoruz hastaya. İşte şu aylara kadar şunu kullan, bu aya kadar bunu kullan şeklinde. Peki beslenme bozuklukları, yani bunu hani tetikleyen nedenlerden de bir tanesi söylediğiniz tabii üzere. Ki. Bu beslenme bozuklukları tablosunu kişi nasıl yaşar ya da hani neler başlar ya da neler eksik olunca birbirinin hani zincirleme bir kısır döngü içerisine girer ve ondan sonra da hekim kontrolüne geçer. Bazı beslenme bozuklukları kişiden kaynaklanan beslenme bozukluklarıdır. Nedir bunlar? Evet. Bu kişi vejeteryan ise bu onun kendi yapısıyla, bünyesiyle alakalı bir şeydir. Fakat çok sıkı vejeteryanlar var. Mesela hiçbir et yemeyen, sırf kırmızı et yemeyenler var. Beyaz et yiyenler var. Veya beyaz kırmızı et yemeyip de balık yiyenler var mesela. O tür vejeteryanlarda çok fazla buna bağlı anemi olmuyor. Evet. Artı beslenme bozukluğu bazı hastalığa bağlı olabilir. Mesela midesinde ülseri olan kişiler istese de bazı şeyleri yiyemez. Mesela yağlı gıdalar yiyemez çünkü midesine dokunur. Domates yiyemez mesela mideye dokunabilir. Susamlı şeyler yiyemez midesinde ağrı, şişkinlik, hazımsızlık yaptığı için. Hastalığa bağlı
beslenme bozukluğu var. Bir de bilinçsiz beslenme var. Nedir diyeceğim, bayağı bir herhalde yani açılacak, bunun altında gidecek. Bir sürü söylenmesi gereken şeyler var. Tabii ki teknoloji ilerledikçe, bilim ilerledikçe, sanayi, tarım ürünleri çeşitlendikçe, üretim teknikleri geliştikçe, işte hormonlu etten tutun, hormonlu gıda, GDO'lu gıdalara girersek onlara çıkmak zaten mümkün değil. Sanıyorum değil, hani aynen. Günler saatler yetmez. Günler aynen alacak öyle. program. O yüzden tabii biz bütün uzman hekimler, hocalarımız hastalara sağlıklı beslenin diyoruz. Dengeli beslenin. Bu denge kelimesi çok sihirli bir kelime. Dengeli beslenmek. İlkokulda okuyan çocuğuma ben sorduğum zaman bunu, o az buçuk söyleyebiliyor bana. Ama koca insanlar, yani onun babası, bizler, doktor olmayan kişiler, dengeli beslenmeyi biz bilmiyoruz. Ben hastalarıma dengeli beslenin dediğim zaman, hocam biz çok zengin değiliz ki nasıl dengeli beslenelim? Yani Hemen dengeli işin içine beslenmenin, ekonomi giriyor değil mi? ekonomi Dengeli giriyor ama beslenme yani dendiği zaman. bilinçli beslenmek için ekonomik yönden çok refah seviyesi yüksek olmasına gerek yok. Evet. Yani bunun formülü şu, %40 karbonhidrat ağırlıkta beslenmek lazım. %40, bu bütün dünyada böyle. Evet. %30 protein, eti %70, geriye kalan %30'da da yağlı beslenmek lazım. Yani diyetimizde 130 yağ mutlaka olmalı. Olmalı. Ama ne tür yağ? Tabii hayvani yağlar biraz daha az olması lazım. İşte daha çok zeytinyağı gibi bitkisel ağırlıklı yağlar olması lazım. Evet. Protein dediğimiz zaman tabii ki et, tabii ki bitkisel proteinler de var, bitkiler, ama onlardan çok fazla protein almak olarak da değil. O yüzden hakikaten herkesin et yemesi lazım. İlla bu kırmızı et olsun olmasın değil. O çok pahalıysa daha ucuz olan beyaz ete dönebilir. Hindi eti kırmızı, fakat beyaz et gibi kolesterol içeriği çok fazla değil mesela. Bu konuda çok spekülasyonlar var günümüzde. Pek çok kişi, beslenme uzmanı olsun, olmasın, Ama çok gazeteci olsun, olmasın, herkes bu konuda bilgi sahibi. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ama Herkes lütfen, doktor, herkes maalesef hekim, herkes Türkiye'de beslenme herkes uzmanı. ekonomist, Baktığınız zaman herkes başbakan, herkes doktor. iştaha da çıkılmaz Aynen. hal O alıyor bu. yüzden ben diyorum ki insanlara, neyle ilgili sorunuz varsa onunla ilgili uzmana gidiniz. Mesela diyetisyenler var. Dünyanın her yerinde var. Var. Bunların hepsi 4 yıl üniversite bitirmiş, doktora yapmış, araştırma yapmış kişiler bunlar. Biz diyet eğitimi ancak tıbbi anlamda alıyoruz biz. İşte vejetaryen ne demektir, nasıl beslenmeli diye. Biz işin teorik kısmını biz Bir de biliriz. beslenme uzmanı var. Tabii ki. Mesela şeker hastalığı tanısı konan bir insanın mutlaka ilk teşhis konduğunda doktorun tedavisinden sonra mutlaka diyetisyene gitmesi lazım. Ama tabii günümüz koşullarında ekonomik koşullar araya girdiği zaman ona da bir daha gidip de para vermek istemiyorlar. Ama işin para kısmı bir tarafa, çünkü ona bir kere gidiliyor. Doktor gibi sürekli kontrole gidilmesi gerekmiyor. O kişi onun yaşına, kilosuna göre diyetini veriyor. Gerisi zaten doktor takip ediyor. Ama mutlaka diyet gerektiren hastalıklarda her insanın mutlaka diyetisyene gitmesi lazım. Kişiye göre değil mi? Kişiye göre, yaşa göre, Özel, cinsiyete yani göre, metabolik hastalığa yapısına göre. göre. Tabii ki günümüz tıbbında artık kişiye özel tedavi var. Her şeker hastası aynı ilacı kullanmıyor. Her mide hastası aynı ilacı kullanamaz. Biz onu endoskopi yaparız, teşhis koyarız. Ne tip bir mide ülseri var mesela, böyle konular biraz Hani sapıyor ama. siz bunu anlatırken şimdi bakın benim kafamda neler 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 cereyan uyandı, ediyor. evet. Yani işte bana iyi gelen mide hapı, al sana da iyi Ah, gelirler var havada. Tansiyon hapları anlatmak öyle. istediğim bu zaten. Ayşe Hanım'a, Fatma Hanım'a sorup ilaç almaktansa en doğrusu bu konuda bir doktora gitmek. Çok da uzak değil. Aile hekimleri. Bunlar hakikaten bizim elimiz ayağımız. En azından bu kişi hastalığı değerlendirir. Ne hastalığı var? Ona göre hangi uzmana gerektiğini çok doğru karar verir. Konu komşuya sormaktansa aile hekimleri ailenin danışmanıdır zaten. Ne tür bir hastalığımız var? Buna hangi uzman bakar? Orada yapılan tetkikler de var. Basit ama bizim için çok çok önemli bir hemogram, bir kan sayımı yapılması, bir şekere bakılması bizim bir basamak üstten tedaviye, teşhise başlamamıza fayda sağlar. İşimizi hızlandırıyor bizim. 3 gün sürecek iş, böyle aile hekimine gelenlerde Net yarım günde, verilerle tabii yarım sunulunca günde bitiyor. Bunu söylememin nedeni, yani hastaların
biraz daha doktora hazırlıklı gelmesi, biraz daha bilinçli O gelmesi, zaman araştırarak gelmesi annemiyle anlamında. ilgili konuşacağız zaten ama Evet. hazır bu yoldan çıktık. Biz bu şekilde devam edelim. Öncelikle bir Yola çok kötü saptık ama yalnız iyi yönlere saptık. saptık. İnşallah ki sevgili izleyicilerimiz de ama bu yönde de Evet. bilgilendirmek lazım. Doktora nasıl hazırlanmalı? Yani bir şikayetlerimiz var. Bir takım işte vücut hani bir SOS veriyor ve biz doktora gideceğiz. Doktora ne dememiz lazım? Hazırlığımız ne olmalı? Ne anlatmalıyız sorulduğu zaman? Bir anda çünkü karıştırabiliyoruz da her şeyi ve doktorun önüne de farklı bir tablo da sunmuş olabiliyoruz. Doktora nasıl hazırlanmalı? Bana gelen hastaların %80'i 90'ı ne şikayetim var diye sorduğum zaman bana teşhis söylüyorlar. Bu Yani çok büyük bir hata. evet. O zaman hangimiz doktoruz diye ben soru sormak zorunda kalıyorum ben. Bu yanlış. Ne diyorlar? Mesela Şikayetin nasıl? nedir sorusuna Evet. şikayet belirtmeleri lazım. Ne şikayetiniz var? Tansiyonum var. Halbuki bana dese ki, hocam tansiyonumu ölçtürdüm, yüksek çıktı tansiyonum. O Evet. yüzden sana gönderdiler demek. Ha, bu demek ki yeni teşhis konmuş bir tansiyon. Evet. Ben bunun sebebini araştıracağım demektir. Evet. Ben 10 cümle kuracağıma tek bir cümleyle aldığım cevaptan çok daha hızlı düşünüp doğru karar verebilme şansına sahip oluyorum. Evet. Ama öbür türlü bana tansiyon var dediği zaman kaç yıllık tansiyonum var? Yeni ölçtüler diyor mesela. Evet. Yanlış bir bilgi, Gibi. yanlış bir anlatım Boşu dili. boşuna Evet. Hacivat'ta Karagöz gibi zaman öldürüp papağan gibi böyle Bir tekrar havada tekrarlar aynen uçuşuyor yani yani. soru cevap konuşmaları oluyor. Evet. Bunlara mahal vermemek lazım. Ama işte Bir de gene sonra şöyle bir durum da yaşanıyor. İşte hasta çıkıyor, ondan sonra diyor ki çevresine doktor anlamadı beni. evet o da var. Böyle de bir durum Şimdi oluyor. benim yaşımda hekim arkadaşlarım anlarlar. Evet. Yanlış da anlamazlar. Biz kişi bu anamnez alma diyoruz biz buna. Bu sırada yönlendirebiliyoruz. Evet. İşte şaka yapıyoruz. İşte tansiyon var kim dedi filan. İşte hangi doktora gittin? Bir Evet. ağız arıyor acaba bir doktor mu yönlendirildi? Yok hayır işte komşum baktı tansiyonum ölçtü. Ha diyorum Düşük tamam çıktı demek ya da ki yüksek bu çıktı. tansiyon şüphesi. Çünkü tabii günümüzde artık teknolojik alet ilerledikçe evlere girmeye başlıyor sağlık gereçleri. Evet. Şeker ölçme cihazları gibi, tansiyon ölçme cihazları gibi. Evet. Bunlar bizim çok işimize yarıyor ama çok da işimizi köstekliyor bazen. Yani avantaj ve dezavantaj Tabii olayı ki eş şekerini değerli diyor. ölçüp de şeker yüksek çıkan şekerin var mı diye geliyor. Yüksek çıktı acaba bir kontrol edelim diye. Evet. Hakikaten bazen çok doğru çıkıyor. Bazen yanlış ölçüm oluyor. Ya cihaz kaynaklı ya ölçen kişiden kaynaklanan yanlış ölçüm olabiliyor mesela. Evet. Ama bu gene de bizi hastayı gelmeye sevk ediyor. Yani o güzel bir şey o açıdan. Hastanın bilinçlendirilmesine sebebiyet veriyor mesela. Evet. İşte ailesinde şeker hastalığı var. Ölçüler yüksek acaba bende de var mı diye Var geliyor. mı Bu diye güzel o bir şey. şüpheyle. Ama Evet. şekerim var deyip sabah ağlaması güzel bir şey değil. Veya tansiyonu ölçüyor. Yanlış Ya ölçüm da kendi düşük çıkıyor. yorumlamasın. Gelsin Tabii ki hekimine hekim böyle yorumlasın böyle bir tabii durum ki. oldu. Veya aile hekimine gitsin. Veya herhangi bir hasta artık doktora ulaşmak çok zor değil. Evet. Mesela bana ulaşmak hiç zor değil. İngiltere'den hastam geliyor bana yurt dışından. Ya diyorum niye ta oradan geliyorsun? Hocam diyor orada ulaşmak çok zor. Evet. Randevu almam lazım. 9 ay sonra gün veriyorlar. Ben Evet. de Türkiye'ye geliyorum charter seferleriyle. Ben size 10 dakikada ulaşabiliyorum ben size. Randevu almadan ben sizi görebiliyorum. Bakın. Ve biz Türkiye'de yaşıyoruz. Uzmana ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir yerde biz kendi başımıza işler yapmaya kalkıyoruz. Evet. Ve iyice geri dönülmez sonuçlar da olabiliyor. Bu Evet. sefer de çok uğraşıyorsunuz. Sonuçta bir sürü ilaç vücudunuza almış Geç oluyorsunuz. Bir kalıyoruz sürü kapıya tedavide. O gitmiş çok daha oluyorsunuz önemli. ve geç kalıyorsunuz Evet. kesinlikle. Evet bakalım Serap Hanım ne diyecek bize İstanbul'dan hattımızda. Alo. Serap Hanım. Merhabalar, Merhabalar, hoş nasılsınız? geldiniz. İyiyiz bizler. Sizler nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz, teşekkür ederim. Buyurunuz. Doktor Bey'e bir sorum olacaktı. Hay hay, Çok buyurunuz. çok fazla kansızlık var bende. Geçmiş olsun. İlaç kullanıyorum, Evet. kanatları kullanıyorum. Ama bu kansızlık devam ediyor. Hiç geçmiyor. Yani ilaç kullandığım halde bitmiyor. Ya bu devamlı ömür boyu bu ilaçları kullanmak zorunda mıyım? Devamlı kullanmak zorunda mıyım? Ne yapmalıyım? Serap Evet. Hanım soruyor. Serap Hanım hatta kalsın, sormamız gereken bir şeyler var diye hissediyorum, bilmiyorum. Tabii bana hemogram kağıdının dökümü lazım bana.
Onu önce bakıp ne tür bir anemi onu anlamamız gerekiyor tabii ki. Hangi doktora gitti, neler yapıldı, demir, biyoniki bakıldı mı, mide endoskopisi yapıldı mı diye araştırılması gerekiyor tabii ki bunların. Evet. Yani tabii ki anemi sürekli tekrarlayabilen bir hastalık. Eğer hanımsa, menopoz öncesi ise, adete devam ediyorsa, mide ile ilgili ülser gibi yakınmaları varsa, bu kişilerde anemi ömür boyu takip gerekiyor. Zaman zaman bu kanı düşecektir. Yani geçmiyor dediği tabii ki tamamen düzelmeyi bekliyor belki ama tabii ki düzelmesi mümkün değil. Bir de hani bir hastalığı alıyorsunuz, bununla ilgili tedaviye gidiyorsunuz ve diyorlar ki işte ömür boyu bu ilacı kullanacaksın. O da insanı öldürüyor. Yani anemiye sebep olan neyse asıl sebep mide veya aylık menstruasyon veya ne bileyim belki de kadın doğumla ilgili problem vardır, kanamaları vardır mesela fazla. Rahimde bir değerlendirme şart değil mi? Miyomu vardır mesela. Çok yakınlarda bir hastam geldi mesela miyom sebebiyle. Evet. 6 yıldan beri aşırı kanama sebebiyle bana geldiğinde bembeyazdı ciddi. Evet. Ve kanı olması gerekenden yarı yarıyaydı. Tabii bu ki Serap Hanım'a sorma şansımız var mı? Serap araştırıldı mı? Serap Hanım Avrasya Hospital'ı biliyor musunuz efendim? Araştırırım, bulabilirim. Bulabilirsiniz, Tabii ki, beni zaten bulabilir. Evet, telefonlarımızı, irtibat hattımızda eski yapılan ekranımızın, tetkikleri bana getirsin, evet, bir araştıralım tüm bakalım. Tüm tetkiklerinizi, yapılan tüm hani tetkikler, tahliller neler varsa ulaşabilirsiniz ve hekimimiz zaten orada uzman doktorumuz eksik yapılan Ali Bey bir şey varsa onu yardımcı da olacaktır size. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biraz da TR1 farkı da olsun, program farkımız da olsun. Tabii çok güzel oldu, çok güzel bir kesinlikle soru hakikaten. Kesinlikle denk geldi. Çünkü çok ham bir soru bir de anemiler evet. konusu. Neler yapıldığını tabii ki bilemiyorum evet. araştırıldı mı diye. Ama bazen hastalar aile hekimi seviyesinde kalıyor. Bazen. Uzmana gönderilmiyor bazen. Basit bir demir eksikliği zannediliyor ama sebebi altında mide olabiliyor mesela. İşte kesinlikle. Demin dediğim gibi miyom olabiliyor mesela. Veya kanamalar olabilir. Evet. Gizli kanama olabilir. Veya ailesel aktin anemisi var mesela talasemi, bunun tabii ki düzelmesi mümkün yani değil. Yani pek çok neden bu ömür olabilir süren bir Serap Hanım. Evet, bu ama yüzden Serap Hanım'ın geniş bir kafasındaki yorumlama o, soru işaretlerini sileriz. Doktor Bey'in rejinden alabilirim bilgilerini acaba? Nasıl? Doktor Bey'in bilgilerini rejinden alabilirim. Tabii ki, tabii ki. Tabii. Ekranın altında da yazmakta zaten. Tamam. Arkadaşlarımız o telefondan bir de ulaşabilirsiniz Serap Hanım. Avrasya Hospital, hoşçakalın efendim. Efendim geçmişler olsun, acil şifalar diliyorum size. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi anemi hastasınız, ömür boyu ilaç kullanacaksınız. Böyle söyleniyor diyelim değil. Ki. Ara ara. Bir de şu var hani gitgide de yaşlanıyorsunuz. Tabii ki. Yaşlılıkla beraber ekstra hastalıklar sorunlar da oluyor gibi, ve onların ki. Da getirdiği ilaçlar olabiliyor. 15 yaşında bir genç hanımın anemisi %99 demir eksikliği olabilir. Evet. Ama o yaşta çok nadir de olsa mesela böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı olabilir, evet. böbrek taşı olabilir. Bunlar yaşadığımız sorunlar. Artık mesela ben öğrenciyken öğrendiğimiz bilgiler şu an tam tepe tak tak oldu. Evet. Hipotiroidi, Hashimoto hastalığı gibi hastalık var mesela. Hı-hı. Benim öğrenciliğimde biz yılda bir iki tane görürdük. Asistanlığımda yılda üçe beşe çıktı. Uzmanlığımda haftada biri çıktı. Şimdi ben günde iki üç tane görüyorum neredeyse. Bunun sebebi işte Çernobil faciası, Fukushima yanardağı evet. yok, radyasyonlar bilmem ne yani. Tetikle o kadar yani. Çok çevresel faktörler, evet. zarar veren cep telefonları, frekanslar o kadar çok etmenler arttı ki evet. hastalığa yol açan. Ve o yüzden yaşlar çok aşağı düşmeye başladı. Evet. 25 yaşından sonra ortaya çıkan yetişkin tipi diyabet hastalığı 13 yaşa kadar düştü. Eskiden bizim hesaplarımıza göre 2 milyon olan şeker hastası işte 2020 yılında biz 3-5 milyonu bulur diyorduk. Şu anda 5 milyonu aştı nüfusumuza göre. %1-2 iken bu hesaplamaları tabii ki o anki bir listeye göre hesaplıyoruz. Şu anda %7'lere %6'lara ulaştı. İnsülin kullanan şeker hastası oranı binde 1 iken %1 %2'lere ulaştı gibi. Yani inanılmaz bir şekilde katlanarak riskler arttıkça hastalıkların görülme yaşları da azalmaya başladı. Hani tam ters orantı oluyor değil mi? Gelişen teknolojiyle beraber işte kaliteli yaşam diyoruz, işte bilgi ortada diyoruz, beslenme tablosu ortada diyoruz. İşte ama bu bunlar derken kişiye bağlı gene de. Evet, evet. Yani tam teknoloji tersi oldu. İlerledikçe arabaya daha çok binmeye başladık. Evet. Bilgisayar daha çok kullanmaya başladık. Egzersizden tembelleşmeye uzak. Başladık.
bisikletten inmeye başladık. Otobüse daha çok binmeye başladık. Halbuki bisiklete binmek lazım. Evet. Avrupa'ya gittiğiniz zaman bisiklet yolları var. Bizde yok. Evet. Asıl olması gereken bizde yaya, insan odaklı bir trafik çözümü üretmemiz gerekiyor aslında. Evet. Bisiklete binmeyi teşvik etmek gerekiyor. Bisikletin daha ucuz olması gerekiyor. Ucuz gerçekten de ama herkesin ulaşabilir olması gerekiyor. Kullanım kolaylığı olması gerekiyor. Evet. Bırakın bisiklete binecek yeri, sakatların bile bizde sokağa çıkması mümkün. Tabii çok sosyal sorunlar bunlar. Evet. Biraz tıp dışında birazcık ama yani bu toplumun bakış açısı değişmesiyle alakalı şeyler bunlar. Evet. Yani biz, peki niye bu bakış açısı değişmiyor diye? Bunun suçu doktorlarda, bizde, eğitim sisteminde, öğretmenlerde. Evet. Bunda başka suçlar ama mümkün değil. Tabii ki insanın kişisel olarak da suçları var. Evet. Doğruyu araştırmıyoruz. Mutlaka, tabii ki araştırmamız lazım. Biraz da hani çuvaldızda kendimize batıralım. Tabii ki. Yani işte gittim de bana böyle ben, dedi de bu değil. Sen de hani ona göre tabii. Onun getirisiyle ondan sonra neyse şikayetler doğru anlatımla değil mi? Biraz böyle yarı yarıya aslında. Hekim olmam sebebi ben öncelikle kendimi suçluyorum. Evet. Biz demek ki insanları doğru bilgilendiremiyoruz. Doğru eğitemiyoruz. Sağlıklı bilgilendirmek lazım. Evet. Program adı da bu. Çok güzel bir program. Bayıldım ismine örtüşüyor. Zaten. Evet, gelmemdeki en büyük neden de o oldu buraya gelmemde. Ne kadar güzel. Evet. Peki gelelim kan yapılarına. Kan yapıları neden bozulur? Tabii gel anemilerin ucundan evet. birazcık. Yine anemiyle devam etmek tabii istiyorum ki, evet. ki izleyicilerimizi evet. sağlıklı bilgilendirmek Aynen. adına. Ana konumuz anemiler zaten. Dediğim gibi biz yaşa göre mecburen düşmek zorundayız. Evet. Mesela halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, çabuk yorulma. Mesela günümüz koşullarında bu şikayetleri, üzüntü, sıkıntı, stres yapabiliyor. İşte kronik yorgunluk sendromu diyoruz biz bunları. Evet. Veya hipotiroidi dediğimiz tiroid bezin yani goiter yapan bezin az çalışması da bu şikayetleri yapıyor ama öncelikle bir anemi ekart etmek lazım bu tür şikayetlerde. Yani kan vermekten korkmamak lazım. İnanın bir hemogram yani kan sayımı vücudun aynası gibi. Herhangi bir romatizmal rahatsızlık varsa biz bu basit hemogramdan bunu anlayabiliyoruz. Veya vücutta bir alerjik reaksiyon varsa bunu bir algılayabiliyoruz. Veya kişide nezle grip varsa veya antibiyotik gerektiren bir enfeksiyon varsa bunu anlayabiliyoruz. Yani bir hemogram testiyle çok basit, çok ucuz bir testle biz anemi yanında bunlar da var mı diye anlayabiliyoruz. Evet. Ama bunu bir bakışta bir uzman hekim anlar. Evet. Yani uzman olmayan profesyonel arkadaşımız da tabii ki anlar eğer kendi yetiştirmişse ama yani o şey algılamak geniş biraz bilgi. Tecrübeyle alakalı bir şey tabii ki. Yani bir hemogram deyip geçmeyelim. Bu çok basit bir test. Bize inanılmaz bir ayna tutuyor. Evet. Veya kişide mesela bir immün yetmezlik varsa, bir lösemi varsa bakın o da çok önemli bir konu. Çünkü lösemi genelde genç yaş hastalığı. Evet. Löse var, lösemi çokta vakfı var biliyorsunuz. O kadar çok çocuğumuz var ki lösemili olan. Evet. Bu da bir tek basit bir kan testiyle anlaşılıyor. Çocuğumuz ağlar, irite olmasın diye düşünmek çok yanlış. Anne babaysak bunun vebali boynumuza kalır bu sefer de. Evet. O çocuğun her şeyle bakımını biz üstleniyoruz. Peki şunu sorayım o halde. Neyi görmemiz lazım çocuklarda? Şimdi ya da çocuklar kişi kendinde ne tip bir şeyler görecek ki? Evet ben bir hemogram baktırmalıyım demek. Aynaya her gün bakmamız lazım. Makyajsız ama. Tam onu acaba makyaj anemin hastaları ben diyorum ki sizi tedavi edeceğiz. Kanını düzelteceğiz. Artık makyaj yapmak zorunda kalmayacaksın. Yanakların al al olacak. Tabi bu işin esprisi. Evet. Yani kansızlık her şeye davetiye çıkaran bir rahatsızlık. Hakikaten toplumda çok büyük bir sorun bu. Evet. Bir gün bir hastam geldi, üşütmüş. Yanında bir arkadaşı vardı bayan. Rengi bembeyaz, duvar renginde. Ben hastayı bıraktım bir tarafa. Evet. Onu ben muayene etmek zorunda kaldım. Kan sayımı yaptık. Kanı olması gereken neredeyse yarısı kadardı. Ve biz hastayı hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Dedim kızım iyi bir ki vesile. Arkadaşının yanında refakatçi gelmişsin. Evet. Demek ki Allah'ın sevgili kuluymuşsun sen. Genelde yardım refakatçi sayısı evet. da fazla olur ha, böyle. Her şeyde bir hayır vardır. Evet. O yardım amacıyla gelmiş ama biz onu tedavi etmek, kendisi etmek hasta durumunda oldu. Kaldık yani. Evet evet çok geçmiş olsun. Soruyorum işte 15 dakika yürüyebiliyor musun? Hayır. 3 kat merdiven çıkabiliyor musun? Hayır. Saçın dökülüyor mu? Dökülüyor. Tırnakların kırılıyor mu? Kırılıyor. Yani bunlar anemilerin belirtileri. Belirtileri. Halsizlik, çarpıntı, yorgunluk, cilt solukluğu, iştahsızlık, isteksizlik,
ne bileyim bir hayattan, yemekten keyif alamama. Yani pek çok şikayet yapar. Çünkü kan bütün can damarıdır vücudun. Evet. Enerji taşıma yeri kandır. Besin taşıma yeri kan. Oksijen taşıma yeri kan. Beyni besleyen, düşünmemizi sağlayan kan. Yani arabanın benzini gibi düşünün. Evet. Benzin olmasa dünyanın en hızlı arabası bile yerinden kımıldayamaz bile. Ve sağlıklı değil mi? Kan olacak da böyle kan. Tabii ki. Evet. Bütün organların uyumlu çalışmasını sağlayan kan. Beyinden salgılanan, organlara emir veren, hormonu taşıyan da kan. Dolaşım sistemi. Evet. Bunun ana can damarı kan. Evet. Bu olmadan yani organların çalışması da mümkün değil. Hayattan keyif almak da mümkün değil. Her şeyin başı kansızlık. Onu peki, tedavi etmeden diğer hastalıklarla uğraşmak çok anlamsız. Diyelim ki kişide kansızlık var. Tedavi protokolü neye göre düzenleniyor? Ne oluyor? Kişiyi neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet. Uzun bir maraton bekliyor. Takip bekliyor. Uzun bir takip bekliyor. Demin arayan Serap Hanım da biraz ondan kaynaklı, biraz da hekiminden kaynaklı. Gittiği hekimi bilmiyorum ama biraz bir takipsizlik de var. Mesela 15 yaşında bir hastam var benim. Şu an 18 yaşında. 3 yıldır ben takip ediyorum. O da bana ilk geldiğinde hocam hangi doktora gittiysek benim kansızlığımı iyileştiremediler. Bir kere bu çok yanlış bir düşünce. Yanlış bir kelime. Ben hematolog değilim, ben daire uzmanıyım ama ben kansızlıktan %99'unu tedavi edebiliyorum ben. Hematoloji benim gücümün yetmediği, bilgimin yetmediği yerde devreye girmek durumunda. Evet. Çünkü bu üst bir uzmanlık dalı. Her anemiliği biz hematoloji uzmanı göndermiyoruz. Ama ona neyi göndermemiz gerekiyor bizim? Lösemileri, hematoloji kanserleri göndermemiz gerekiyor. Çünkü yani bir üstü, bir daha üstü, zor evet. Hastalığı. Veya ben hastanemin çalıştığım yerin koşullarına uygun yaptığım tahlillerle o anemiye bir çare bulamamış isem gönderiyorum. Acaba benim dikkatime kaçan, bilgimi aşan veya bizim hastanemizin imkanlarını aşan kansızlığı teşhise yönelik bir tetkik eksikliği mi var şeklinde o zaman ben gönderiyorum. Ama bu yılda inanın anemi hastalarımın %1'ini bile oluşturmuyor. Hakikaten yolladığım kişide de ya lösemi çıkıyor ya kemik eliğinde yapım bozukluğu. O beni aşan bir konu tabii ki. Evet. Ama öncelikle bir dahili uzmanına her kansızlıktan şüphelenen kişinin önce aile hekimine bir hemogram bakılması lazım. Sonra bir dahili uzmanı mutlaka görülmesi gerekiyor. O halde bir sıkıntı profiline baktığı zaman kendisini aynada kontrolünü yaptıktan sonra rengi ya da solursa, çevresinde evet veya evet çevresi uyaranlar söyleyebilir rengin soluk görünüyor diye. Söylediği zaman ilk aile hekimine başvuracak. Ondaki hemogram testini alacak. Kansızlık bulunursa bir dahili uzmana görünecek öncelikle. Ama bazen aile hekimlerinde bazıları hemogram cihazına hematolojiye git diye yazıyor. Benim buradan arkadaşlara mesajım, hematolog Türkiye'de ve dünyada çok az zaten. Üst düzey uzmanlık dalı. Oraya bile gitse onlar da önce dahiliye baksın diye bize gönderiyor zaten araştırma sebebiyle. O yüzden aile hekimlerinden ben rica ediyorum anemi saptadıkları hastaları hematolojiye değil dahiliye gönderse. Çünkü zaman kaybediyor bu kişiler hematologta randevu alamıyorlar. Evet. Sayılar az olduğu için 3 ay 5 ay sonra gün veriliyor. Tedavide gecikmeler oluyor. Lütfen bize göndersin. Bu sefer de hastalık seyri uzuyor. Tedavi hasta dediğiniz endişeleniyor. Gibi gecikiyor. Ben tedavi olamıyorum acaba bir şey mi olur bana? Üzülüyor, uykusuz günler yaşıyor. Ben uzmana bir muayene olamayacak mıyım diyor. Halbuki yanlış uzmana yönlendirilmiş. Evet. Ve yanlış şekilde yönlendirilmiş. Lütfen dahiliye gelsinler. Olabilir yani randevu alamazsa özel hastanede her birinde dahili uzmanı var zaten. Evet. Ve çok da kolay ulaşım. Çok fiyatlar yüksek değil. Alınan fark ücretleri 15 lira, 20 lira, 30 lira gibi hastane sınıfına göre değişen ücretler çok değil büyük paralar bunlar değil. Bir dahiliye uzmanı zaten bu konuda yeterli yeterlidir. Donanıma sahiptir. Bu anlamda bekleyip hastanın zaman adını kaybı koyabilir olacaksa, dahili uzmanı. Evet. O gönderir zaten hematoloji. Eğer hematoloji dahili doktor yollarsa hematolog hemen randevu veriyor zaten. O tür vakalarda eğer dahili uzmanı göndermişse bu acil bakılması ve hematoloğun acil bakması gereken bir vaka sınıfına girdiği için hematolog hemen zaten randevu veriyor. Zaten hasta alamazsa zaten hastayı ben gönderirim hematoloğu. Ben arıyorum hocayı zaten. Evet. Hastaya bir randevu al hematoloji git demiyoruz zaten. Hasta o anlamda bir sahip çıkıyor eğer kesinlikle acil
tedavi gerektiren bir hastalığı var ise. Evet. İnanır mısınız bu tip hastalıklarla, yani elimizdeki konular neydi bugün? Anemiyle başlayacaktık, tansiyon, şeker. Değindik biraz onlara da ufak evet, ufak. Evet ufak ufak. İyi ama verdiğiniz hastalarımıza, şu anda bizi izleyenlere, herkes sağlıklı olsun. Gönlümüzden geçen budur. Ama evet, eğer bir rahatsızlık yaşıyorsak bizi neler bekliyor bilmemiz lazım. Sağlıklı bilgilendirmek adına programımız. Öyle, evet. Bu verdiğiniz bilgiler çok daha sağlıklı oldu, güzel oldu, güzel ulaştı. Ve sevgili izleyicilerimiz, evet süremiz hocam doldu. Bu anlamda bir sonraki programa sanıyorum keşke ki biz bu konular keşke biraz daha içimizde kaldı bazı şeyler. Aynen öyle. Bir sonraki programımızda görüşeceğiz. Biz bir reklamlara gideceğiz. Size çok teşekkür ediyorum bu bilgileri bizimle paylaştığınız için, geldiğiniz için Avrasya ben Hospital'da. Ben çok teşekkür ediyorum. Fırsat verdiğiniz için. Evet, önümüzdeki günlerde çok de bir arada ederim. Olacağız. İyi yayınlar diliyorum çok size. Değerli konular. Ve sevgili izleyicilerimiz, bu bölümü kapatıyoruz. Reklamlara uzanıyoruz. Reklamların ardından farklı bir konuyla, farklı konuğumuzla bizler burada olacağız. Sizler sakın bizden ayrılmayın.